bize bugün verilen söz üzerinde biraz konuşmamı istedi. Hakikaten verilen söz Allah'a verilmiş olduğu için söze çok itibar etmek gerekir. Zaten bizler de onun için bu kadar gayret içinde çalışıyoruz. Yoksa gerçekten çok yorucu bir hayat ama elhamdülillah binlerce şükür. Ama bir şeye söz verilince ciddi Allah'a verilmiş olduğu için çok dikkat etmek lazım. Allah hepimize inşallah riayet ettirsin. Bir de hakkınızı helal edin. İnşallah ben bu cumartesi gidiyorum. Allah nasip ederse Umre'ye. Hepinizi götüreceğim yanımda inşallah. İlk defa bir yılbaşı gecesinde Allah nasip ederse. İlk Umre'mizi, ilk Kabe'ye o gün gidiyoruz Allah nasip ederse. Siz gelmiştiniz herhalde bu hafta sonu toplantıya. Bu yılbaşı bu sene Hazreti Hasan'ın şehadetine geliyormuş. İnşallah bu yani Hazreti Hüseyin için çok böyle özel itibar ediyoruz, riayet ediyoruz. İnşallah kimse içki içmez. Yani belki Hazreti Hasan şefaat eder de bu yılbaşı gecesinde insanları daha edepli, daha manevi olmaya gayret ettirir. Allah'ın yolunda istemediklerini yapmamayı bize öğretir inşallah. Allah nasip etsin cümlemizi. Hepimize baş üstüne. Bugünkü konum zaten çok hepinizin sevdiği bir konu. İnfak. Evet, yani vermenin ne kadar önemli olduğunu, her şeyi vermenin, yani ne var ne yoksa vermenin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir konu. Bakara'da geçen bir ayette, Bakara suresinde geçiyor. Bakara suresi de yani hakikaten Kur'an'ın vücudu gibi, özü gibi. Bütün mana Bakara'nın içine Allah gizlemiş. Allah Bakara'yı anlamayı ve hal etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Ayet-i Kerime'de tamam mı? Böyle de yaparsak daha iyi olacak. İyi mi? Beğendin mi? Ayet-i Kerime'de kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına yardım için verirler diye buyuruyor Allahu Azimüşşan. Kendilerine verdiğimiz rızıktan. Yani buradan anlaşılıyor ki rızık bizim değil. Allah'ın bize lütfettiği rızık zaten bize ait değil. Bize ait olmayan bir şeyi de bizim diye değerlendirip sakınmak kadar komik ve yanlış bir şey olamaz. Aksi takdirde de sanki onlarla öbür aleme gidecekmişiz gibi çok yanlış bir intiba uyanabilir. Halbuki Allah hiçbir şeyi öbür aleme götürmemize izin vermiyor. Onun için bu alemde her şeyi kalpten atmaktan daha güzel, daha hoş bir şey olamaz. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına yardım için verirler. İnfak malın elden çıkarılması, harç ve sarf edilmesi demektir. Arapçada infak ve infat kelimeleri eş anlamlıdır. Ancak infat kelimesinde elinde var olan şeyi tümüyle harcamak, hiçbir şeyi bırakmamak anlamı vardır. Halbuki infakta maksat farz olsun, nafile olsun tüm hayır yollarına yapılan harcamadır. İnfağın içinde çeşit çeşit infaklar var. Yani parayı vermek, pulu vermek, vücuttan vermek, sıhhatten bile vermek. Yani Allah için varlığın ne varsa her şeyini Allah için feda etmek. Evlat vermek, yani evladı vermekten kastım evladı kalpten vermek. Aşırı sevgiden uzaklaşmak. Hiçbir şeye aşırı düşkünlük göstermemek. Kendi ilmimize, kendi bilgimize, kendimizle alakalı hiçbir şeye aşırı güvenmemek. Bütün bunlar verilmeye mahkum. Hocamın hep anlattığım bir hikayesinde de bir hanım gelmişler. Hocama demişler ki efendim benim kayınbiraderim çok cimri. Hocam böyle bir şikayet oldu mu çok üzülürlermiş. Hemen başlarını pencere tarafına çevirmişler. Hanım devam etmiş ama çok cimri, çok rahatsız ediyor beni deyince. O kızım hangimiz cimri değiliz demişler efendimiz. Efendim siz değilsiniz biliyorum bir sürü faküre bakıyorsunuz deyince. Asır vermek, infak, kötü huylarını vermektir. Hangimiz kötü huylarımızı verebiliyoruz buyurmuşlar. Öyleyse en başta
nefsaniyetimizi vermek, benlikten, egodan kurtulmak, hakiki infakın içinde bu var. İnfak farz ve nafile olarak iki kısma ayrılır. Farz olana zekat, nafile olana da sadaka denir. Nafilenin farz olanı da bulunmaktadır. Bil ki infakın farz olanını, yani zekatı eda etmekle cimrilikten kurtuluruz. Hani ben öğretmenlik yaparken hani hatırlatın emri olduğu için Allah'ın hep böyle mesela Ramazan gelmeye başladığı zaman ay çocuklar zekatımız ne olacak bu sene filan gibi böyle ortaya bir laf atardım. Çok kişiden de şunu duyardım. Aman bizim vermemizle mi fakir zengin olacak? Ondan sonra yok efendim Allah isteseydi onu zengin ederdi zaten bize mi düştü? Ay ne kadar yani ne kadar yanlış ve boş laflar. Allah onu fakir kılarak zenginleştirmiş. Yani o fakirlikle benden daha zengin manevi olarak. Ben bana da ona yardım için bir fırsat vermiş. Yani seni seviyorum hitabında bulunmak için bana da bir fırsat vermiş. Ben daha bu fırsatın kıymetini bilmeyip bir de aşağılarsam artık o zaman o malın bana ait olmaması için Allah ne mümkünse yapar. Alır elimden, yok eder, gider. Hiç her şey için bu böyle ama. Yani neyimiz varsa işte şu anda mesela konuşabiliyoruz. Bilelim ki bu da geçici. Akıl da geçici, bilgi de geçici. Konuşabilme kabiliyeti, ibadet edebilme kabiliyetinin bile elinden alındığını hastalıkla ben gördüm insan. Onun için her şeye şükretmekten başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Farz kısmı Allah'ın sınıflarını belirlediği ve belirli bir zaman ve ölçüye göre düzenlediği iken gönüllü olan herhangi bir şeye bağlı değildir. Mesela bir hasta var ve siz çok yorgunsunuz. Ama hasta o yanınızdaki komşunuz. Ona bir çorba yapıp götürmek yorgunken, yani haliniz yokken götürmek ya da paranız yokken ona rağmen bir şey yapıp iki şey evinizde ne varsa onu evinizdekilerden önce başkasını düşünmek. Kendi çocuklarınızdan önce başkasını düşünmek. Bu şerefe nail olan kimse tam peygamber ahlakına sahiptir. Mesela Hazreti Ali biliyorsunuz peygamber efendimiz bir para veriyor 5 gündür açlar. Ha şunu da size söyleyeyim bu hafta sonu Hazreti Fatma'yı bir kere daha çalıştım. O kadar sancı içinde perişan bir gün. 4 gündür aç Hazreti Fatma. Evine yemek girmiyor. Sancılar içinde peygamber gelmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye demişler ki daha önce ciğerimi sokakta yürürken görürsen ne yaparsın ya Ali? Ay efendim bu nasıl bir soru deyince Fatma benim ciğerimdir ona göre davran demişler. Şimdi ciğerim dediği çocuğu 4 gündür aç ve sancılar içinde. Peygamber ne yapıyor? Ama annem benim şanslı kızım. Allah'ın sevgilisi kızım. Ne mutlu sana hem açsın hem sancılısın. Hale bakın arkadaşlar. Hale bakın. Hale bakın arkadaşlar. Biz olsak artık bittik artık görmeyin. Herkese telefonu aç çocuğum aç. Bu işte adam aç bırakmış çocuğum falan böyle laflar gelir. Yani Allah ne kadar şanslıyız. Bazı şeylerin eksik olmasıyla ona şükretmek lazım. Çünkü gönüllü vermek rububiyetin vergisidir ve dolayısıyla sınırlanmaz. Farz ise kulluğun vergisidir. Dolayısıyla efendinin isteğine göre verilir. Farz 1/40'dır ama aslında çok çok güzel bir hadisi şerif var. Benim ciğerime okunuyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Allah-u Azimüşşan diyor ki senin fakire verdiğin her kuruş önce Allah'ın eline düşer. Şimdi burada da cili bunu genişletmiş. Senin birine söylediğin hakaret de direkt Allah'a gider. Senin birine söylediğin sevgi sözü de direkt Allah'a gider. Bil ki her şey önce Allah'a gidiyor senin yaptığın şey. Buna göre değerlendirirsek ne kadar dikkatli hareket etmek zorunda kaldığımızı artık siz düşünün hemen. Tefsirde buyurulur ki Ebu Leys, yakin 3 mertebedir. Yakin-i iyan, yani bir şeyi görüp o şey hakkında her tür şek ve şüpheyi izale eden yakındır, görmekle temin edilir. Bu o kadar önemli ki, yani bu nasıl bir görmek? Yani biz hiçbirimiz Allah'ı göremeyiz, Allah'ı görmek mümkün değil. Fakat öylesine bir iman gelir ki insanın içine, vallahi yapan, yaptıran yalnız o.
Hatta bende de bir güzellik varsa, benden bir güzellik zuhur ettiyse de o. Ben eksiksem nefsim ağırdır. Ama bir güzellik zuhur ediyorsa o da o. Bana bir şey yaptırıyorsa o. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman Allah'ı görmüş gibi ona yakin oluruz. O iman. Yani her şeyimizde, her yerde onun varlığını idrak ederiz. O iman. O zaman ne olur? Birine bir şey yapacağız. Allah beni görür deriz. Dün ben bir mahkemede şahittim. İki kişi de gelip yalancı şahitlik yaptı. Şimdi düşündüm, söyleyeyim dedim ama beni de döverler müverler. Dedim ki yani bu mahkemede bir hakim var. Ama bu hakim geçici bir hakim. Onu kandırabiliriz. Yarın asıl hakimin karşısına çıktığımızda ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bunların hepsi dilimiz konuşacak. Yalan şehadet ettin diyecek. Yalan zaten İslam'dan atılırsın diyor. Dün spiker kız diyor ki ben hiçbir şey yapamıyorum da yalanı terk ettim diyor. Dedim her şeyi yapmış sayılırsınız yalanı terk ettim. Yakin delalet delil getirmekle elde edilen yakindir. Mesela uzak bir yerde duman çıktığını görüp orada ateşin bulunduğuna dair elde edilen yakindir. Burada ateşi görme yok, dumanından görmeye meyletmek vardır. Yani işte olan hadiselerden Allah'ı yavaş yavaş idrak etmek gibi. Yakini haber, bir şeye dair haberle yakinin elde edilmesidir. Mesela dünyada Bağdat diye bir şehrin bulunduğundan bahis olunur ki, kişi oraya gidip görmese bile orayı bilenlerin verdikleri haberle orayı yakın addeder. İnşallah Allah hepimize Bağdat'ı görmeyi, gitmeyi nasip etsin. Eskiden bir hani aşıka Bağdat sorulmaz diye bir şarkı vardı. Ben o zamanlar o şarkıyı çok severdim, müziği güzel diye. Şimdi ne kadar doğru bir şarkıymış aşıka Bağdat sorulmaz. Bütün mübarekleri yattığı yer. Yani siz bunu bana verin, ben elimle konuşayım. Tamam tamam, ayak filan istemiyorum. Yok istemiyorum. Zaten ayaklar değişti, ondan problem çıktı. Ayet-i Celile'nin bu meyanı müşahede mertebesinde olmayanlar için yakin haberdir. Bundan sonra yakini delalet gelir. Ahiretten, ahiretin hak olduğunu yakinen görünce de haber ve delalet açık müşahedeye yükselir. Şeriatın zahirini bilmek ilmel yakin. Bildiğini halisane yaşamak aynel yakin. Müşahede etmek de hakkel yakindir. Ay bu o kadar güzel ki. Şimdi Hazreti Musa aynel yakin mertebesindeydi. Çünkü Hazreti Musa Allah'la konuştu. Allah'ın varlığından emin ama görmedi. Allah'ı bilmiyor. Mesela ne kadar enteresandır. Kur'an-ı Kerim her şeyi açık açık anlatmış. Ağaç Hazreti Musa'ya ben senin Allah'ınım dedi. Ağaç. Şimdi bu tasavvuflar diyorlar ki bir ağaç ben senin Allah'ınım derse, Allah isterse ağaçla konuşturursa insanı konuşturmaz mı? Değil mi Allah aşkına? Şimdi duydu sesini ama göremedi. Bu ilmel yakindir. Mevlana bunu şöyle anlatıyor. Deniz diye bir yer var. Ama o denize size anlatıyorlar. Debisi şudur, enerjisi budur, dalgası şöyledir, bazen şöyledir, bazen sessiz. Görünüşü işte masmavidir, bazen yeşil olur anlatıyorlar. Hepimizin kafasında bir deniz oluştu. Buna ilmel yakin denir. Sonra ilk defa gittik denizi gördük. Aa! Hiç söylenene benzemiyormuş. Bambaşka bir şeymiş. Buna aynen yakindir. Görmekle her şey değişir. İnsan görmeye başladı mı artık kalbinden itminan olur, emin olur. Ondan sonra denizin içine elini sokar. O zaman bağırır, ben deniz oldum, ben deniz oldum. İşte enel hak bu demektir. Allah'ın manası içine yanaşır, hafifçe elini sokar. Ben hak oldum, ben hak oldum diye bağırır. Fakat eğer denizin içine girer yok olursa diyor Mevlana, o zaman konuşacak bir tek cümle bile bulamaz. Denizin kendi olur. Ona da hakkel yakin denir diyor. Bunu başka bir şekilde de şöyle anlatmış. İstirak diyor, ben çok seviyorum. Arı bal küpüne düştüğü zaman diyor, artık arının kendi hareketi olmaz. Bal hareket edince arı hareket eder, gözükür. Arı orada duruyordur şahsiyet olarak.
Ama kendine ait hiçbir hareketi kalmamıştır. Allah hareket eder. İşte bundan Allah'a da yok olmak. Hakken yakin mertebesi budur. Atan el benim elimdir. Ayeti burada zuhur eder. Ya Muhammed, atan el benim elimdir. Yani senden hareket eden benim. Şimdi peygamberden şüpheye düşmek direkt Allah'tan şüpheye düşmektir. Peygamberden şüpheye düşünür mü? Haşa. Onun için Allah bizim hepimizi korusun. Yani hiçbir bilgimiz yok ve çok cahiliz bu konuda. Mesela haşa şu hadisleri bile yorumlamak bizim hakkımız değil. Ancak insan-ı kâbirlerin hakkı. Çünkü ikisi de peygamberin ağzından çıkmamış. Çok rica ederim, size soruyorum. Peygamber bu hadis, bu ayet demeseydi biz ayırabilecek miyiz? Öyleyse. Ona geliyor hocam zaten. Ekremül ekremi. Evet. Evet. İslam zat-ı şahanelerine çok geliyor. Çok doğru. Onun için eğer bugün insan-ı kâmil bu hadis doğrudur denirse o hadis doğrudur. Biz onu yorumlama hakkına sahip değiliz. Ama şeriata ters ve peygambere uymayan bir cümleden bahsedilirse onu da insan-ı kâmile sorarak sahih mi değil mi diye sormak hakkına haiz. İşte bir kere insan-ı kâmilden şeriata ters bir şey zuhur etmez. Buraya da çok dikkatinizi çekeyim. Bakın Abdülkadir Geylani rüyasında Allah gelmiş. Ben senin Allah'ınım demiş. Seni o kadar çok seviyorum ve beğeniyorum ki bundan sonra ne yaparsan yap benim için makbulsün demiş. O zaman Abdülkadir Geylani rüyasında şeytan demiş. Sen şeytansın. Çünkü Allah bir kere yasakladığını kimseye tekrar bunu yapabilirsin diye izin vermez demiş. Yani bunu bilen insan, bu kadar şeriata riayet eden insanlar o zaman bilirler ki peygamberler şeriat dışı iş yapmazlar, insan-ı kâbirler. Çok önemli geliyor burası bana. İmne ilmel yakin isabetli bir fikir ile idraki batını vasıtasıyla hasıl olan ilimdir. Bu kayba yakinen inanan alimlerin bulundukları mertebedir. Yalnız bu ilmel yakin mertebesi hem çok güzel bir mertebe hem de çok zor bir mertebe. Ama Allah için çok makbul. Onun için Musa'dan çok bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Neden? Şimdi ben hiçbir şey görmüyorum. Görmüyorum ama şuramda bir rahatlık var. Ben Allah'ın varlığını biliyorum. Ondan korkuyorum ama bu korku öcü böcü korkusu değil. Sevgilimi kaybedersem, bana kırılırsa korkusu. İşte o korkuyu içimde taşıdığım zaman, görmediğim halde taşıyorsam Allah diyor ki aferin. Bak gösterdiğim zaman taşıman önemli değil. Bilmeden, görmeden benden emin ve korkuyorsa o çok önemli. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Ahmet Arifayi'ye sormuşlar. Şükür mü önemli, hamd mı? Şükür demiş. Neden demişler? Çünkü hamdı Allah yapıyor. Şükürü senin nefsin yapıyor. Nefsin şükürde zorlanarak yapıyor. Gayba iman var orada. Hamd ise sana ait değil. Allah seni seçer. Senden hamd eder. Kendisi kendine eder. Öyleyse o Allah'ın işi. Ama sen şükretmeyi becerebiliyorsan ne mutlu sana. Ve işte burada da gayba iman var. Yani şükürsüz, bakın bütün depresyonların, sıkıntıların, belaların sebebi şükürde eksik olmamızla alakalı. Ben çocuklara mesela derdim ki kendine özgüveni olmayan çocuğa aynanın karşısına geç 100 kere ben akıllıyım de. Özgüven gelsin. İnsan günde 100 kere şükrederse yapanın yaptırının Allah olduğunu farkında olmadan idrak etmiyor. Ne kadar mühim bir şey. Onun için Mevlana şükür memesini emmeyene Allah şükredecek bir şey vermez diyor. O kadar çok şükretmek lazım. İlim aynen yani gözle görülerek ortaya çıkmışsa aynel yakindir. Bu da malumun müşahidesiyle hasıl olur. Bu mertebenin İkilik perde aradan kalkmaksızın varılmaz. Bundan sonra hakkel yakin gelir. Bu mertebede artık hicap diye bir şey kalmamıştır. Bu mertebenin aynel yakini evliyaya, hakkel yakini ise enbiyaya mahsustur. Yani hakkel yakin sadece Hazreti Muhammed'e mahsus. Burası çok önemli. Yani aynel yakin makamında Hazreti İsa var. Onun için evliyalık makamı İsa'nın makamıdır, ruhullah. Ama hakken yakinde yalnız peygamber var. Şimdi bu ne demek? Hani diyor ya ben çok büyük bir tevazilikle peygamber efendimiz makamı Mahmud diye bir
yer varmış. Oraya bir kişi girecekmiş. Ben bilirim, ben gireyim diyor. Şimdi onun makamı o, belli bir şey yani. Ama ben de diyorum ki, hani biz de o kadar peygamber aşkıyla dolarsak, peygamber de yok olursa bizi de beraberinde götürür. Bunun gibi inşallah Hakk'el yakin mertebesine de onunla birlikte vasıl olmayı Allah nasip etsin. Anlatabiliyor muyum? Burası çok önemli. Yoksa onsuz öyle bir mertebeyi idrak bile söz konusu. Yokmuş ki ondan önce öyle bir mertebe. Bu derece ve mertebeler ancak müşahede ile hasıl olur. Her zaman abdestli bulunmak, az yemek. Şimdi burada abdestten kasıt de şu demektir. Hani tabii ki insanlar yaşlanıyor. Her zaman abdestli olamayabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki her zaman abdestli demek, abdsu, su dirilik demek. İnsan devamlı gözünün önünde Allah'ını tutarsa, şeklen abdestli olmasa bile abdestli sayılır. Hani öyle namaz kılamaz ama, yani şeklen hatası olsa bile o dirilik, yani her an Allah'la irtibatlıysa manen abdestli sayılır. Onun için manen abdestli sayılmak çok önemli. Onun için takılmayalım. Mesela birine kızıp takılmayalım. Birine öfkelenip takılmayalım. Aşırı üzüntülere takılmayalım. Hiçbir şeyi kafamızın içinde fazla tutmayalım. Bir iki dakika daha var. Çünkü hiçbir şeyin önemi yok. Yalnız Allah'ın önemi var. Mesela Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz yenildi. Şekil böyle. Ayet iniyor. Uhud Savaşı'ndan sonra en büyük kazanca sen uğrayacaksın ya Muhammed. Bütün Yahudiler akın akın Müslüman oluyor. Demek ki bizim için yenilgi gibi gözüken hadiselerin çoğu bize kazançtır. Onun için takılmamak lazım. Üzülmemek ve takılmamak. Bu derece müşahedeyle hasıl olur. Hak'tan gayredilen masivadan soyunmakla, Allah'a vasıl olmaktan başka her türlü arzuyu terk, az uyumak, Allah'a kulluğunu arz etmek, haramdan kaçmak, helal yemek, sözünde durmak, işinde doğru olmak, kalbiyle murakabada her an devam etmek gibi mücahideye devam etmek ve müşahedenin anahtarı bunlardır. Yani az yiyeceğiz, az uyuyacağız. Yani az uyuyacağız, az yiyeceğiz deyince 5 tabak yiyorsanız 4 tabağı indirin. Yani herkesin az yemesi herkesin eşit değildir. Mesela sana benzeyeyim dememek lazım. Çünkü herkesin farklıdır. Allah'ın ona verdiği güç, kuvvet farklıdır. Hazreti Ali bir gün karşısına çıkmış Peygamber Efendimiz sapsarı. Ya Ali niye bu kadar sarısın deyince efendim 3 gündür hiçbir şey yemedim size benzemeye çalışıyorum demiş. Olmasa gidin. Sen savaşacaksın, vazifem var. Ben, çünkü o mevkiye gelince Allah'ın koruması var o mevkide. Dolayısıyla bir Allah insana bir vazife verdi mi, o vazifeyi üstleniyor ama biz fark etmiyoruz. Üstleniyor o vazifeyi. Yoksa biz nasıl yapacağız? Bizde öyle bir güç, kuvvet yok ki o vazifeyi yapacağız. 10 zümre vardır ki, buraya dikkatinizi çekeceğim. 10 zümre vardır ki bunlar aldanmışlardır. Yaratıcının Allah olduğunu bilip de ona kulluk etme. Yani burası çok mu? Yani şunu demek istiyorum. Allah'ın varlığını biliyor. Ama ben diyor. Ben varım. Sen mesela ben çok maneviyim diyor. İbadetini yapıyor. Alınıyor. Darılıyor. Kırılıyor. Bunların hepsi benlik demek. Başkasının laflarından tesir altında kalıyor. Ay yarın ya parasız kalırsam diye düşünüyor. Ya işim giderse diyor. Bunların hepsi benlik ve kulluktan uzaklık demek. Kul olan insan Allah'a teslim olur. Gayretini sonuna kadar gösterir ama teslimiyette sonsuzdur. İkincisi, rızık verenin Allah olduğunu bilip de huzur ve tatmin olma içinde bulunmayan. Ay böyle ben görüyorum vıdı vıdı. Gözümüzü zengine dikiyoruz. Yahut gözümüzü manevi zengine dikiyoruz. Ya da maddi zengine dikiyoruz. Ben niye öyle değilim? Ben niye böyle... Ya altındakine baksana. Sen şu alemde kaç kişiden bir kere diyorum ben çocuklara. Mürşit sahibi olmaktan daha büyük bir lütuf olamam. Çünkü size hep Allah'a döndürüyor. Öyleyse bizden daha zengini var mı bu alemde Allah aşkına? Şu sohbeti bakın kaç kişi dinleyebiliyor. Ben bir kere dinliyorum en çok onun için şükrediyorum. Şu sohbeti dinleyebilmenin ne büyük bir lütuf olduğunu. Şimdi
Başta hep anlatırım ya, Fî-i Mâfih'te bir hikaye var. Peygamber Efendimiz amcası başta olmak üzere, o zaman müşrik amcası Abbas, onların hepsini toplamış, esir etmiş, Medine'den, Mekke'den Medine'ye doğru getiriyor çekerek. Böyle yüzünde de bir hafif değişik bir ifade. Amcası demiş ki, senin için de Af Sultanı diyorlar. Af. Hani Af Sultanısın sen? Bak bizi çeke çeke götürüyorsun, bir de yüzünde gülümseme var. Nasıl Af Sultanısın deyince, Hazreti Peygamber diyor ki, sizi cehennemden aldım, cennete doğru çekiyorum. Gelmeyeceğim diye direniyorsunuz. Vallahi ona şaşırıyorum. Hale bakın. E buraya sohbete gelmek, cehennemden cennete çekilmek demek. Yani beraber olalım demek, cehennemden cennete çekilmek demek. Her an Allah'ı idrak edin demek, çekilmek demek. Hatalarımızı birbirimize göstermek, aman yapmayalım demek, çekilmek demek. Eleştiriler ne büyük lütuf. Eleştiriler bize daha hiçbir şey olmadığımızı öğretiyor. İkincisi, çok şükür kul olduğumuzu hatırlatıyor. Bütün bunları görünce cehennemden cennete çekiliyoruz ama hayır, nefsimiz cehennemi istiyor diye, istek içinde. Buyurun. Ben karşıdan geliyorum. Onun da şükrünü o kadar çok yapıyorum ki, çünkü Allah bana o sıhhati, o şeyi vermese 3 saat uykulayayım mesela bugün gelemezdim. Onun için de şükrediyorum. Çok şükür. Gelmemi nasip ettiği için. Tabii bu enerjiyi verdiği için. Takabildiği için. Arabayı kullanabildiğim için. Ne mutlu size. İşte bunu tabii hep hatırlasak iş bitecek zaten. Evet. Bir de hani başkasına özenerek benim yerimde olmak isteyen o kadar insan var. Çok doğru. Yani bunu söylemek zorundayım. Hakikaten böyle sohbetlere gitmek için canını vermek isteyen insanlar var. Nasıl geleceğiz diye. Onun için şükretmek lazım. Dünyanın yok olacağını bildiği halde ona itimat eder. Yani her türlü işinde onu esas kabul eder. Hani biz de bir dünyayı hani görüyoruz ya, elle tutup gözle gördüğümüze iman ettiğimiz için. Hani çok komik bir hikaye var. Bayılıyorum ben bu hikayeye. Adamın bir ağacın dalına tutulmuş, aşağıya doğru düşmek üzere. Bağırmış, yok mu bir Allah'ın kulu, beni kurtarsın. Aşağıdan Allah'tan nida gelmiş. Kulum korkma. Ben senin yanındayım. Düş, atla. Adam bağırmış, yok mu başka bir Allah'ın kulu benim? Şimdi bizim Allah'a itimadımız bu kadar. Yani illa dünyada birini göreceğiz bizi koruyacak. İlla paramız garanti olacak. İlla işimiz garanti olacak. İlla hayatımız garanti olacak. Her şeyimiz gider diye korku içinde yaşıyoruz. Ama bu dünya zaten geri almak üzere bu dünya. Her verdiğini geri... Bakın çok kuvvetli bir şey var. Fî-i Mâfih'te beni çok vurur. Diyor ki, yaşlılığın celali Allah'ın celalinden büyüktür. Aa, ne demek bu? İzah etmiş Hazreti Mevlana. Diyor ki Allah celal kullandığı zaman, celal ismiyle tecelli ettiği zaman yıkar ve yeniden yapar. Ama yaşlılıktaki celaliyle tecelli ettiğinde yıkar ve yeniden yapılan. Oradaki celal daha yüksektir, daha yücedir, daha kırıcı ve yok edicidir. Onun için yani Allah'a binlerce şükür idrak etmeyi Allah nasip etsin. Varislerinin kendinin düşmanı olduklarını bildiği halde onlar için mal biriktiren. Yani bu zaten o kadar ya, yani hakikaten ay mal biriktireyim. Mal biriktirmek bizde katiyen günah. Rıfailikte 3 şey yasaktır katî şekilde. Mal cem etmek, biriktirmek, kimseye el açmamak ama birisi bir şey verirse onu reddetmek. O sizi kendiniz için açmıyorsun. Abdülkadir Geylani de böyle açıyormuş elini. O kendi için açmamak, onu demek istiyor. Dilenmemek yani. Ama bu 3 şey yasak. Şimdi mal biriktirmek, evliye başkası için. Ben çok iyi hatırlıyorum, çok sevdiğim bir hanımefendi. Allah yani öyle bir ibret bir dünyada yaşıyoruz ki. Kendisinin hasta olduğunu duyunca, çoluğu çocuğu da yok, eşi de yok, hiçbir kimsesi yok. Yeğenine ölmeden malını, mülkünü, her şeyini bıraktı. Yeğen öldü. Kendinden önce. Kendi düzeldi. Yeğenin 2 çocuğundan bir tanesi şizofren çıktı. Öbürü de ahlaksız çıktı. Malları alacağız diye, kadın hayattayken evini alacağız diye. Benim yanımda, ben evdeydim, hiç unutmuyorum. Şizofren çocuk geldi. Ya evi ver ya seni öldürürüm dedi. Şimdi ciddi öldürecek yani. Ben de dedim ki, şimdi ne diyeyim? Vallahi istersen öldür dedim. Ama dedim hapise girersen bu evden de hiç yararlanamazsın dedim. Öldürmesen daha iyi.
Şimdi böyle böyle kadını kurtardık. O zaman insanın aklına gelir mi? Yani o varislerin kendinin canını okuyacağını bildiğimiz halde onlar için mal biriktiriyoruz. Hale bak. Yani böyle bir ibret dünyası içerisinde yaşıyoruz. Allah Allah. En güvendiğiniz evler. Ben tebarike çalışıyorum şimdi elim ayağım titreyerek. Allah-u Azimüşşan diyor ki bana en imanlı insanın bir dakikada önüne ve arkasına duvar gelirim, imanlı elinden alır. Bu pazarki programda beni en etkileyen, bakın Allah aşkına dikkatinizi çekiyorum. Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinde hüngür hüngür ağlayan adam, ki siz onu orada görseniz ayağının altına serilirsiniz, ne güzel insansın diye. Aradan 15-20 sene geçince Hazreti Hüseyin'in ölümünde rol oynuyor. Aynı adam. Sadece para hırsı, mal hırsı için. Yani kim ne olacağını bilebilir de garanti ediyor. Böyle bir alem yani. Ay, akıl alır gibi değil. Ölümün bir gün muhakkak geleceğini bildiği halde ona hazırlanmayan. Kabrin menzili olduğunu bilip de orası için tedarikli olmayan. Yani öbür aleme hiçbir çalışma yapmazsak, hiç içimizi tanımazsak, hiç Allah'la irtibat kurmazsak, o zaman zaten ölüm çok korkunç bir şey. Çünkü insan neden korkar? Hiç bilmediği bir ülkeye gitmekten korkar. Öyle değil mi? Ama eğer biraz tanırsak ki dışarı bir yere gitmeyeceğiz, kendi içimize gideceğiz. Sami Anne ölmeden 15 dakika önce ağlıyorlarmış herkes. Aman ne ağlıyorsunuz, bu odadan öbür odaya geçeceğim demiş. O kadar güzel bir şey aslında ölüm ama idrak edemiyor. Kendisini hesaba çekecek olanın Allah olduğunu ve onu aldatmanın imkanı bulunmadığını bildiği halde sahih bir hüccete dayanmayan. Cennete ulaşmak için sırattan geçileceğini bildiği halde oradan düşmekten korkmayan. Yani bu sırat yalandır diye bazı alimler abuk sabuk şeyler söylüyorlar. Burada sırat yalandır ne yalan? En ince noktadan geçeceksin demek zaten kendini o kadar zayıf bir hal üzere Allah'a ulaşacak ki o zayıf noktadan geçerek Allah'a gidecek. Nefsinin zayıflığından geçerek Allah'a gidecek. Sen kuvvetli olsan o da varıp onun üstüne evler yapasım gelir ilahisine benzer. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Ama benimki o kadar geniş ki varıp onun üstüne evler yapasım gelir diyor Yunus Emre. Demek ki sen genişletiyorsun sıratını. Ahlakından, edebinden, terbiyenden genişletiyorsun. Ateşin facirlere yuva olduğunu bildiği halde ondan ürpermeyen. Yani ateşin yuva olduğunu bilmek ne demek? Yani yapacağın her hareketin, bakın ayet Zilza suresine ne muazzam bir sure. Buyuruyor ki Allah-u Azimüşşan, zerre kadar hayır işleyen hayır bulacaktır. Zerre kadar şer işleyen şer. Sen zerre kadar şer yapıp şer bulacağını bildiğin halde o şerden korkmazsan, ateşten korkmuyorsun. Gelmiyor mu sonra? Niye başıma bu sıkıntı geldi? Ne yaptım? Bir bak bakalım kimi kırdım, kimi üzdüm, kime sıkıntı verdim? Cennetin ebrarın yani Allah'a yakınların yurdu olduğunu bildiği halde oraya girmek için amel etmeyen kimse aldanmıştır. Zünnün Müsri demiştir ki, yakine eren uzun emeli terk eder. Burası da çok önemli. İlla bu olacak. İlla olacak. Allah'ın yakininde olanın uzun uzun istekleri olmaz. Gelecek için bir ümit beklemez. Çünkü zaten onun geleceği Allah'tır. Geçmişi de Allah'tır. Başka da bir yer yoktur. Ondan gelmiştir, ona dönecek. Ne isteyeyim ki ben? Anlatabiliyor muyum? Ha canım şöyle, adam olayım inşallah diyoruz. İlmini arttır diyoruz, aşkını arttır diyoruz. Onlar bile acaba şimdi gerekli mi diye bazen insan düşünüyor. Çünkü aşkın da çok büyük bir hakikaten getirisi var. Yanında bir terbiye dışı var. Aşk çok kudretle gelir ve insanı çok yıpratır. Onun için talebi de doğru dürüst yapmak lazım. Tuğli emeli terk eden züht. Züht hikmete. Hikmet de her işin sonunu düşünmeye götürür ki ahiret imanı ve bu iman ve tefekkürün kemal halidir. Büyük arifler demişlerdir ki vücut hicabında kalmanın zilletinden kurtulan uhrevi işlerde yakına ermenin izzetini tadar. Yani şu vücuda takılıp kalmayan, ay işte mutlu olayım, aman iyi olayım, aman hiçbir sıkıntı bana gelmesin demeyen kişi,
İzzet, yakınlığın izzetini, şerefini herhal diyoruz. Korkusu yok. Şimdi Kenan Rıfai Hazretlerine felç gelmiş. Felç gelmiş. Yok gibi korkusu. Namazı bırakmamışlar. Namaz kılmanın zevkiyle yaşamışlar. Nasıl? Anneme derlermiş ki, gözümü iki kere kırpınca ben kılarken sen yastığı getir alnıma koy. Ben secde etmiş olayım. Kalkamıyor ya, böyle yatıyor. Hale bakın. Korkulur mu bu felçten şimdi? Gelen hastalık beni Allah'tan alıkoymuyorsa ben niye korkayım bu hastalık? Bu kadar güzel bir şey yani. Değil mi efendim? Şimdi zarar son namazı ya. Teyzem namazı annem bana hamile doğururken başlamış. Çünkü annem sancılı sancılı namaz kılmış teyzemin gözü önünde. Hem de böyle 5 dakikada bir gelen sancıyla. Teyzem demiş ki şu kadın şu halde namaz kılıyor, ben hala kılmıyorum. Güzel örnek Evet. Gözlerinden perde kalkıncaya kadar iman eder. Hicap kalktıktan sonra yakine erer. Bu manada Hazreti Ali, perdeler açılmış bile olsa yakinim artmaz. Zira ben devamlı yakinin içindeyim diyor. Onun perdesinin ne ihtiyacı var? O perdeleri kalkmış yaşıyor zaten. Çünkü vücut hicabından kurtulanı, uhrevi işleri müşahede eden dünyanın cismani hicapları perdeleyemez. Hicapların açılmasıyla iman mertebesinde, ikan mertebesine yani kesin biliş, imandan kesin bilişe geçerler. İşte Kur'an'ın hidayetiyle hidayete eğilip gayba iman edenler, namazlarını dosdoğru kılanlar, kendilerine verilenlerden infak edenler, Hz. Muhammed'e ve ondan evvelkilere, insan olanlara iman edenler, ahirette yakinen iman edenlerin ta kendileridir. Yani o kadar güzel anlatmış ki, bir kere namazlarını dosdoğru kılanlar. Zaten diyor ki namazı doğru kıldığınız anda sizden haram kalkar diyor. Namaz doğruca kılınsa Allah haram işlemenizi engeller diyor. Haram kalkar. Demek ki bizim daha henüz dosdoğru olmadı. Ama çok önemli. Herkese iman edeceğim. Hazreti İsa'ya dün gece benim konuşmam vardı. Bilmiyorum kaç kişi dinleyebilir çünkü çok da olan bir konu. Hazreti İsa Noel'i kutladılar. Dedim ki Noel'i kutlayalım da onlar da inşallah bizim peygamberimizin doğum gecesini kutlasın. Onu kutlarsa Noel'i biz de kutlayalım. Şimdi ben burada Hazreti İsa'ya hürmetsizlik etmek istemiyorum. Ona iman ediyorum. Hazreti Meryem'e iman ediyorum. Ama zaten peygamberimizin teşrifiyle hepsi içinde yok oldular. Peygamberi kutladığımız zaman hepsini kutlamış oluyoruz. Burası önemli olan nokta bu. Mesela Sami annem vefat etmeden önce dediler ki sakın benim için ayrı mevlüt yapmayın. Hürmetsizlik olur. Hocamın mevlütü okunurken ben onun içine girerim zaten. İşte insanlık yani Peygamber Efendimiz'in teşrifi bütün alemin o güne kadar gelmiş olan herkesin o mübarek varlığı içinde yok olmasına sebep olmuştur. Onun için Noel'i bizim kutlamamıza gerek yok. Yani kiliseye gidip dua etmeyi benim anlamam mümkün değil. Ay yılbaşında biraz eğlenilebilir, gülünebilir. O da İslami şartlar altında. Biz bu sene inşallah çok güzel bir yılbaşına hazırlanıyoruz Allah. Buyurun. Ne güzel olur. Tam 12'de biz böyle gideriz. Hep önce aya, sonra Allah sevdiklerine böyle bir bakarız. İnşallah senemiz hayırlı ve uğurlu geçer. Çok zor bir sene geçirdik. Malum haliniz. Bilmiyorum. Ben hayatımın en zor senesini geçirdim. Birçok kişi için de zor bir seneydi. Ama bu Hazreti Hasan Cemal Sultan. Yani Hazreti Hüseyin'de celalet var. Hazreti Hasan'da cemal var. Onun yılbaşına gelmesi inşallah bu senenin daha cemali olacağına bir delildir diye ben düşünüyorum. Gerçi çok sıkıntılı bir sene geçirdik ama çok da ders aldık. Çok da terbiye olduk. Biraz daha edebe gelmişizdir inşallah. Onun için her sıkıntının arkasında da bir mutlaka güzellik olur. Nafile sadaka vermekle yüce mertebeler istemezsen bari fazla amel edip zekat vermekle cimrilikten çık. Zekattan başka senin üzerine bir farz daha vardır. Mesela mümin kardeşinin muhtaç olduğunu gördüğünde muhtaç olduğu şeyi malındaki fazlalıktan vermediğin takdirde helak olacaksa ona ya hibe veya borç yoluyla muhtaç olduğu şeyi vermen sana vaciptir.
Yani sen orada aç, komşun açken sen tok yatamazsın. O mutlaka vaciptir. İşte bu şekilde onun ihtiyacını gidermen sadakadır, farzdır. İnsanın bir acısı ve sıkıntısı varsa, insanı acıdan ve sıkıntıdan kurtaran tek şey vardır. Tek şey, bir başkalarına hizmet etmek. Onlara bir şey verildiği zaman Allah içimize huzur veriyor, bizi diri kılıyor. Bütün sıkıntıları içinde alıyor, bir şeyler uçuyor içinde. Çok şükür bugün hizmet ettim, çok şükür faydam oldu diye. Anlatabiliyorum. Zekat farzdır. Muhtaç olanların zaruretinin giderilmesi için zekat dışında sadaka vermek de farzdır. İnsan sadakayı vermekle nefsine galebe eder. Sadaka vermek niçin nefsine zor gelir? İnsan hırsına düşkün, sabrı kıt, bir kötülük geldiğinde feryadı basan, bir iyilik dokununca cimrilikle vasıflanmış olarak yaratılmıştır. Bu yaratılışta olan varlık tabii ki sadakayı vermekte zorlanır. Ve Allah Resulü aleyhisselam hangi sadaka daha hayırlıdır diye sorulduğunda peygamber sıhhatli olduğu halde hayatı düşünerek veya fakirliği düşünerek nefsin seni cimrilik yapmaya zorladığı zaman verdiğin sadaka en hayırlıdır. Ben İbn Arabi Hazretleri'ne şunu okumuş ve çok etkilenmiştim. Diyor ki İbn Arabi, şimdi karşına bir fakir çıkar, sen de ona bir sadaka vereceksin. Karıştırırsın ceplerini, en küçük parayı çıkarırsın, onu sadaka olarak uzatırsın. O zaman diyor, Allah da sen öbür aleme gittiğinde şöyle der. Bu ne kadar verdi? Ona göre ona da değer verir. Yani bizim değerimiz odur diyor. Değerimiz odur. E şimdi bakıyorsunuz Hazreti Fatma'ya aç. Elleri parça parça. Çocuk büyütüyor. Yani Cebrail aleyhisselam ona yardıma gidiyor. Düşünün öyle bir sultan. Ama kendi eşarbını satıp bir fakir Yahudi'ye para vermiş. Hazreti Ayşe'yi zaten anlata anlata bitiremiyorlar. Ebu Bekir'in kızı o. Her şeyini veriyor. Onun için yani vermenin zevki o kadar güzel bir şey ki anacığım, yani vermek deyince de benim en çok aklıma annem geliyor. Annem o kadar aşırıydı ki vermekte. Yani size anlatamam aşırılık derecesini. Babam derdi ki neredeyse bir kadıncağız gelip yalvarsa beni de vereceksin derdi. O kadar vericiydi yani. Böyle elinde tutardı gelen hediyeyi. Onu bile tutmaz yani evde. Dolayısıyla ben böyle her gittiğim yerden son zamanlarda çok yerinden kalkamadığı için bir iğne getirirdim. Onu çok severdi. Broş takardı böyle göğsüne. Üçüncü gün yüzünde garip bir ifade gördüğüm zaman anne verdin mi derdi. Hep verdim kızım derdi. Ben zaten onu sen veresin diye alıyorum derdi. Yani onun için vermenin zevkini ben onunla yaşadım. O ne kadar rahatlatıcı, ne kadar güven verir. Vermekte sınır yoktur arkadaşlar. Sınır yok. Parasız olursak, borç bile alıp versek Allah elinde makbulüz yani. Bir şey sorabilir miyim hocam? Affedersiniz. Bu verme şeyinde bende de aynı o var. Fakat çok yanlış yerlere verdiğimi gördüm. O nedir? Ben hemen anlatayım. Alkol kullanan bir aile. Olsun. Şu yapar. O zaman ben nakit para değil de yanlış mı yapıyorum? Soru yok. Hayır. Nakit değil de yiyecek götürüyorum. Onu da yapabilirsiniz ama şöyle bir şey. Nakit vermekte imtina ediyorum, yanlış mı yapıyorum? Şimdi bakın şöyle. Bir adam müşidine gitmiş. Demiş ki ben demiş hep yanlış yerlere veriyorum. Bir dua buyursanız da doğru yere versem demiş. Müşid de dua etmiş. Adam gitmiş önce verdiği para bir gelen ev hanımına gitmiş. Gene yanlış verdi demiş. Ertesi gün verdiği para hırsıza gitmiş. Hay Allah, gene yanlış verdim. Üçüncü gün verdiği para çok cimri bir zengine gitmiş. Adam artık gelmiş mürşidine, yani demiş ki imkan buna, bu nedir demiş. Aa bak, bekle ve gör demiş. Bir süre sonra bakmış ki o parayla o genel ev hanımı önce ahlaka dönmüş. Ondan sonra o hırsız hırsızlıktan vazgeçmiş. O zengin cimri verici olmuş. Onun için bizim kalpten ve gönülden verdiğimiz şeylerde mutlaka karşımızdakine hizmet eder. Onları düzeltir. Yanlış bile görülse onları düzeltir. İkincisi, bu hikaye beni mest ediyor. Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Ali, şu hani çok sevdikleri hurma var ya, peygamber hurması ondan getirmiş. Çok da az bulunan bir şey. O sırada bir fakir vermiş, açım demiş. Peygamber de olduğu gibi vermiş. Adam götürmüş bunu, gene Hazreti Ali'ye satmış. Hazreti Ali gene getirmiş. Üç kere bu olay tekrarlanmış. Üç kere de peygamber açıyor. Aynı kişiyi görüyor, veriyor.
Üçüncü de artık demişler ki Peygamber Efendimiz, oğlum sen bundan ticaret mi yapıyorsun? Allah'tan ayet iniyor. Senin sorgulama hakkın yok ya Muhammed. Yalnız vermekle yükümlüsün. Bu kadara kadar arkadaşlar. Peygamber'e iniyor bu ayet. Dikkatinizi çekiyor. O bakımdan bizim öyle bir hakkımız yok. Biz vereceğiz. Üzerinde durmayacağız. Allah lütfetsin diyeceğiz. Yeter ki verelim. Allah-u Teala sadakanın faziletini şöyle beyan etmiştir. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden korunursa işte muratlarına erenler onların ta kendileridir. Kurtuluşa erenler onlardır. İnsan uzun emelli olduğu için elindeki malın kayıp olmasından ve fakirlikten korkar. İşte bu uzun emeli, fakirlik korkusu olan mala olan hırsı onun elinde bulunan malda cimrilik etmeye, yani muhtaç etmeye sevk eder. Şimdi burada da teyzemin kızı Züriş'le ilgili bir şey anlatayım. Bu da anormal vericilerden biriydi. O cüce olan kız. Bunlar teyzemle ikisi yaşıyorlar. Çoğunlukla da evdeler. Bir de emekli maaş alıyorlar eniştemden. Başka bir gelirleri yok. Ressam ama yapamıyor resmini Züriş. Derken bir kapıcıya bir dilerci gelmiş. Demiş ki 20 liraya ihtiyacım var. Ayın sonuna da 2 gün kalmış. Son paraları da 20. Onlar da işte ertesi gün yiyecek alıp yiyecek. Ya bu gelmiş dilenci 20 lira demiş. Züriş de çıkarmış parayı vermiş. Teyzem demiş ki ne yaptın? Hepsini verdin deyince teyzem kıyametleri kopar. Yarın ne yiyeceğiz demiş. Sen dilencini yersin demiş o zaman. Demiş. Ne yiyeceğiz biz yarın? Aradan yarım saat geçmiş. Züriş diyor ki yani hiç unutmuyorum. Altta dükkanı vardı Züriş'in. Onu bir arkadaşına satmıştı. O kız gelmiş. Ay Züriş'cim demiş, ben senden dükkan satın almıştım ama demiş, ben onu şimdi çok yüksek bir paraya sattım. İçime sinmedi demiş. Sana da demiş, oradan karın bir kısmından getiriyorum demiş. Beni affet, ben seni kazıklamışım kardeşim. Kaç katıyla geldi. Şimdi onun için, yani vermek mutlaka getirir. Allah irtibat kurar. Ama elimizde olsa verebilmeyi Allah nasip et. O da bir lütuf çünkü. 20 tane dairesi var. Benim alt katımda 20 dairesi olan bir hanım oturmuyor. 3 tane kedisini oturtuyor. Yalvar yakar olduk. Kedilere biz bakarız dedik. Yani çok kişi gelmek istiyor benim alt katıma öğrencilerimden. Ne olur dediler çocuklar biz bakarız kedilere. Sizden daha iyi bakarız. Aa, benim demiş 20 dairem var. Hepsinde kediler oturuyor demiş ya. Düşünün, onları biraz daha sıkışık koysa aslında kaç dairesi kaç insan gelecek. Böyle yani, bunlar da bu da elinde olmayan bir şey. Kedi sevmek kadar büyük lütuf olamaz. Peygamber en büyük kedi severi. Ama mantıklı sevmek lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Allah Resulü Aleyhisselam cömert ve cimri kişiler hakkında şöyle bir misal bulunur. Cimri ile cömert kimsenin örneği şu iki adamın meseli gibidir. Bunların üzerinde göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar zırhlar vardır. Şimdi cömert kimse sadaka verir vermez üzerindeki demirden zırh genişler, vücudunu tamamen kaplar, öyle ki parmak uçlarını dahi örter, günahları siler. Hale bakın. Cimriye gelince o bir şeyi infak etmek dilediğinde zırhın her halkası kendi yerinde sıkışıp kalır. Cimri adam bu zırhı genişletmeye uğraşsa da zırh genişlemez. Peygamberin bir hadisi bu. Cimrilik yapmaktan sakın. Cimrilik seni dünya ve ahirette helak olacak yerlere götürür. Her şeyin hakka bir yönü bir ilişkisi olduğu gibi aynı zamanda yaratılmışa dönük bir ilişkisi ve yönü de vardır. Bu nedenle Allah onu infak yaparak şöyle demiştir. Size verdiğim rızıktan halka veririz. Şimdi Mevlevilerin vardır ya böyle haktan alıp halka verirler. Birisi demiş ki bu anlamayanlardan bir profesör. Bu demiş ne büyük iddia demiş. Bunlar kim oluyor ki demiş. Haktan alıyorlar da halka veriyorlar. Dedi ki biz ne yapıyoruz? Hangimizin konuşması kendimizden? Hangimizin hareketi kendimizden? Bu alemde her kul haktan alıp halka yönlendirir. Eğer halka bir şey verebiliyorsak ben mi veriyorum? Direkt haktan geliyor. Beni kullandığı için çok şükürler olsun. Vesile kalıyor. Evet. Allah bu ayette bilginlerin büyüklerini dikkate almış. Çünkü onlar
hakka ve yaratılmışa ait olan iki nispet tarzını da bildikleri için infak oluşu bakımından ihsanın kendisine ait olduğu kimselerdir. İnfak, tavşan manası anlamına gelen nafak kelimesinden türemiştir. Mağara nafika diye isimlendirilir. İki kapısı vardır. Bir kapıdan avlanmak istenirse diğerinden kaçar. Bu durum yoruma açık söze benzer. Söz sahibinin bir yorumla sınırladığı sözün taşıdığı anlamdan başka bir yönünde kastettiği söylenebilir. Verme eyleminin hakka ve zenginliğe dönük bir yönü olduğu kadar yaratılmışlığa ve muhtaçlığa dönük bir yönü de olduğu için Allah bu iki yönlü eylemi infak yani mağara diye isimlendirmiş. O halde bilgin kişiler iki açıdan infak ederler. Verdikleri şeyde, burası çok enteresan. Bakın infak ne, bir infak da neymiş. Verdikleri şeyde veren ve alan olarak hakkı görürler. Veren de hak, alan da hak. Bunlardan biri verme ve almanın kendisinde göründüğü araç olarak kendini görür. Ver aldığım Allah, verdiğim Allah, ben de arada aracım. Bunlardan biri diğerini perdelemez. Dolayısıyla onlar sadece hak sahibini görürler. Bir sadakayı alan herkes hak ederek almıştır. Ve hak etmeseydi verileni kabul etmezdi. Yani benim Eylül'üm, Allah onu muvaffak etsin şu anda Amerika'da, çok güzel bir sözü vardı. Allah hepimizi saymış da yaratmış. Allah'ın sayıp yarattığına ben nasıl saygısızlık gösteririm? Bütün alemi, bütün yaratılmışı sayıp yaratmış. Dolayısıyla mutlaka vermek gerekir. Bu namaz, oruç ve savaş da inanışa tanıktır. Bu zekat, heysiye, hediye, bu haseti bırakma da kendi sırrından haber vermedir. İhsanda bulunmak, doyurmak, konuk davet etmek. Ey ulular biz sizinleyiz. Size doğru bir özle inandık demektir. Konuk davet etmek. Burada da Halil İbrahim Hazretlerini anmadan geçemeyeceğim. Sofrası çok zengin Hazreti İbrahim'in. Bir gün ama hiçbir gün sofraya misafirsiz oturmaz. Yani Allah'ın bereketi gider dermiş. Bir gün sokakta, boş sokaktan bir adam çağırmış. Ne olur gel demiş. Bereketsiz oturmayayım. Adam da demiş ki geleyim ama ben ateistim. Allah'a inanmıyorum. Ve o zaman gelme demiş Hazreti İbrahim. Onun üzerine Allah'tan ayet iniyor. Ya İbrahim, ben senelerdir onun ateist olduğunu biliyorum da mana soframdan uzaklaştırmadım. Sen benim peygamberim değil misin ki onu mana soframdan? Yani İşte Allah'ın sayıp yarattığı var. Ben nasıl ararım? Bu o, bu şu, bu bu. Tabii ki insan önce Müslüman kardeşine yardım etmeli. Tabii ki en yakınındakine en önce yardım etmeli. Çünkü onu görüyor. Ama sana elini açmış olanı boş mu çevireceksin? Kim bir mal veya afsun için çalışır, uğraşırsa bu ne demektir? İçimde bir gevirim var demektir. Tanrı'dan çekinmemden yahut cömertliğimden bir gevherim var ki zekatla oruç ikisine de şahittir. Mevlana böyle diyor. Zekat der ki kendi malını bile veriyor. Artık kendisiyle aynı dinde, aynı yolda olandan nasıl çalar? Yani zekatı verince zekat senin adına konuşur diyor. Allah bu veriyor. Yoksa çalabilir mi? Alabilir mi? Fakat bu işlerde yalan dolan ara bozma yapılırsa o iki tanık Tanrı'nın adalet mahkemesine kabul edilmez. Yani zekatını, orucunu Allah kabul etmez. Sen eğer yalan, dolan yahut başkasına hoş görünmek, hani vereyim de gideyim söyleyeyim, ben biliyor musun bugün ne yaptım? Şuna zekat verdim, şuna para topladım, şu fakire yardım ettim. Sağ elin verdiğinden sol el haberdar olmayacak. Allah şöyle diyor, sevdiklerinizden infak edinceye kadar iyiliğe ulaşamazsınız. Ay bu da çok önemli. Sevdiklerinize, aşırı düşkünlüklerinizi verin. İnfakın hakikatlerinden biri de o. Aşırı evlat düşkünlüğü, aşırı iş, aşırı eş. İşte onu da yapacaksın. Evlatlarımın çok düşkünüm, onu azaltamıyorum. Çok azaltın, sonra çok üzülürsünüz. Allah'tan canımıza okuyorlar. Allah razı olsun. Üzüldüm zaten benim de çok halen de. İnsan için sevimli ol. Bakın burada da bir şey anlatayım. Bu da çok önemli. Annemin teyzesinin kızı o kadar eşine aşıktı. O kadar eşine aşıktı. O kadar aşıktı. Yani kızını bile ihmal edecek kadar. Özel işleri onlar böyle el ele göz göze devamlı beraberler. Böyle bir aşk görmedim. Ay pat diye öldü adamcağız. Ölünce artık
Anneme dedi ki, çok iyi hatırlıyorum Necla teyze, Meşgul'e sakın ve sakın bundan büyük bir acı var deme. Asla bundan büyük bir acı yok dedi. Sen de anlayamazsın dedi. Bu acıyı ancak ben çekebilirim dedi. Böyle bana Allah peygamber lafı da etmedi falan. Böyle isyan da yani. Aradan bir iki ay geçti. Onu İsveç'te erkek kardeşi davet etti İhsan. Oraya gitti. Geldi. Düşmüş ormanda. 8 yerinden bacağını kırmış. Bar bar bağırıyor. Yemin ederim ki bu acı kocamın acısından bilmedi. İnsanın nefsinin acısı hiçbir şeye benzemez. O zaman ne evlat görür insan ne koca. Onun için bilelim ki yani en acı nefsimizdir. Ve ondan bile kurtulmayı Allah bizlere nasip etsin. Bu ne kadar büyük bir ibret arkadaşlar. Ne büyük bir ibret ya. Hak kulun nefsini yok etmesini istemiştir. Çünkü insana sevdiği şeyleri infak etmeyi emretmiştir. Onun yanında ise nefsi bedel olarak cennetten başka bir şey yoktur. Yani nefsini ver, cenneti ver. Ama her iki alemde de cennet. O zaman hiçbir şeye üzülmeyecek hale geliyorsun yani. Hiçbir şeye sıkılmayacak, üzülmeyecek hale geliyorsun. Ne mutlu. Bu nedenle başka bir şey bulamadığında Allah'a bulursun. Çünkü Allah kendine boyun eğilen eşya bulunmadığında bulunabilir. İnsanın nefsi ise bütün eşyadır ve o yok olmuştur. Öyleyse nefsin bedeli zikrettiğimiz şeydir. Sadakanın değerinin ne kadar yüksek olduğunu sen düşün. Arifler malı Allah'a ödünç vermelerinde sadakanın Rahman'ın eline düştüğünü görürler ve o ödünç vasıtasıyla Rahman'ın kullarına malı sunma vuslatı gerçekleşir. Yani sen sadaka verdiğinde Allah seninle vuslat yapıyor. O kadar kıymetli. Resulullah sadaka önce Rahman'ın avucuna sonra da dilenciye düşer buyurmuştur. Zira nasıl öyle olmasın ki? Sıddık-ı Ekber Ebu Bekir Hazretleri, ben herhangi bir şeyde önce Allah'ı görürüm, sonra o şeyi buyurmuştur. Hale bakın. İşte o zaman sıddık oluyorsunuz. Yani ben bakıyorum, buna vuracağım ama Allah burada, o dolaşıyor. Çünkü ne diyor ayette? Her şey beni zikreder. Bütün atomlar onu zikrediyorsa Allah'a vurabilir miyim? Bunu gördüğüm anda hiçbir şeyi kötü muamele edemem. Şimdi bir tane, her şey birbirine düşman olmaya başladı ya, Allah düşmanlıktan korusun. Zaten bu öteki kelimesini ben hiç sevmiyorum. Felsefeciler çıkardı bu öteki. Yani ötekileştirmek, başkası o başka dilden, başka şeyden, mezhepten, ne çirkin laflar. Fıratı safta asla yoktur böyle bir şey. Şu en son şunu duydum. Şimdi ben Noel kutlamalarını çok sevmiyorum. Allah biliyor. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Hazreti İsa'ya sonsuz bir sevgim var. Ama Noel'i kutlamıyorum. Kutlayanları da çok memnun oluyorum. Ama gel diyor ki bir grup Noel kutlamalarını şey yapmak için, eleştirmek için bir tane moket Noel Baba yapmışlar. Onu yumruklayarak evet. Şimdi bu ne yani? Şimdi biz neyi yumruklayalım? Orada bir evliya nihayet. O da bir Allah'ın evliyası. O evliyayı kullanıyor bu talim. Şimdi sen neyi yumrukluyorsun? İnsana nasıl kötü muamele edilir? Ben bu şuradaki masaya vuramazken insana sen nasıl kötü muamele edersin? Hayvana nasıl kötü muamele edersin? Şimdi bunları düşündüğünüz zaman hani dindar olmanın böyle bir şey olmadığını idrak ediyorsunuz. Dindar olmak yanlışları düzeltmek. Kardeşim yapmayın. Bak aşırıya kaçıyorsunuz. Bizim dinimizde bunlar yok. Güzellikle söylemek lazım. Ben yapmıyorum, siz de yapmamaya çalışın. Onun yerine ben mesela çocuklar yılbaşında birbirine hediye alırdı lisedeyken. Ben onu genişletmiştim. Yılbaşında hayır demedim. Ama kandillerin hepsinde biz birbirimize hediye alırdık. Bütün kandillerde çocuklar. Demek ki kandilin lezzetini çocuklara öğretelim. Eleştireceğimize onları o tarafa çekelim. Sami anne kandillerde bütün çocukları toplar. Nasıl büyük eğlenceler yapardı size anlatamam. O hediyeler, o eğlenceler, o Kur'an-ı Kerimler, ilahiler, çocuklar bir dahaki kandil ne zaman gelecek diye düşünür. Ben de acizane yapmaya çalışıyorum. Hediyeler veriyoruz, bunu size Peygamber Efendimiz yolladı diyoruz. Geçen gün benim alt katımdaki Allah bana hediye yollamış peygamber vasıtasıyla diye gezdiriyor dedi. Yani bu Allah peygamber aşkını biz vereceğiz çocuklara. Batı alemi bu zenginlikleri bakın papaya sormuşlar. Demişler ki niye bu kadar süslü kiliseler? Halkın gözünü boyuyorum demiş.
Göz boyuyor başka bir şey değil. Bu zenginlikle göz boyuyor. Çünkü Hristiyanlık değil bu din. Bakın hiçbir dinde içki yoktur. Hristiyanlık sonradan uydurulmuş bir din olduğu için içki var. Uyuşturmak için beyinleri yapmışlar. Evet, yok öyle bir şey. Bakın Hazreti İdris'i yazdım ben. İdris'in ilk yaptığı iş içkiyi kaldırmak. Hiçbir peygamber içki getirmemiş ki uyuşmasın. Niye içki? Yani niye bu kadar günah ve yanlış? Beyin oluşmasın da Allah'tan uzak olmayalım. Mesele orada. Yani bunun için bu yanlışları düzeltelim ama kimse kimseye düşman olmasın. O Hristiyan'ın benden üstün olmadığını malum. Hani Hazreti Mevlana'nın çok hoş bir hikayesi vardır. Yanında bir adam çalışıyormuş Hristiyan. Sen demişler bunca senedir Mevlana'ya hizmet ediyorsun. Hala mı Müslüman olmadın? Hocam da demiş. Hani vefam var. Hazreti İsa'ya hürmetsizlik etmek istemiyorum. Bırakın o benden daha Müslüman demiş Mevlana. Bir insanda bu vefa varsa dinine, peygamberine benden daha Müslüman deyince öyleyse oluyorum şükür demiş. Şimdi onun için yani insanlara hürmet etmek, saygı duymak, eleştirmemek, inançlara. Dün televizyondaki kızcağızdan biri Şafii'ydi. Böyle korka korka ben Şafii'yim dedi. Ay ben çok severim Hazreti Şafii'yi dedim. Kız geldi sarıldı. Nasıl sevmezsiniz? Hazreti Şafii Medine'ye girerken iki ayakkabısını çıkarırmış. Derlermiş ki bu Şafii mezhebinin bir özelliği. Hayır bu aşk mezhebinin özelliği. Ben nasıl sevdiğinin huzuruna ayakkabıyla gittim. Bu farklılıkları kaldırmak lazım. Yok o Şafii, yok o bilmem. Sünniyiz. Evet meşrebimize daha uyduğu için sünniyiz. Ama ne kime eleştireceğiz? Bizden bir kat üstünler. Kime eleştireceğiz? Bu yüzden kusur görmemeyi, yanlışları görmemeyi ama ona yanlış yapmamız için bir düzeltme yapabileceksek orada da asla susmamayı Allah cümlemize nasip etsin efendim. Bu da bir infaktır Allah'tan. Tabii hiç fark yok. Bizim gibi diye bir şey de yok ya. Hepsi biz. Hayır yani. Evet evet canım. Tabii ki hepsi biziz. Biz. Hepsi biz. Tabii. Asıl onlar. Onlar yani Aleviliğin Alevisi. Biz Alevi değil miyiz arkadaş? Ali evinden çıkmayan kim var? Hangimiz Ali evinden uzak olup da Allah bu ben biz bizim karşı çıktığımız siyasete kullanmak yani. Aleviliği, Sünniliği, Şafiiliği iddia sahibi olmak. Bunlardan kurtulup birlik içinde olmaz. Burada kim bilir sorsak kaç türlü mezhep var, kaç türlü inanç var. Allah bilir beyin nasip etsin. Aynen. Hocam namaz hakkında bir şey soracağım.